Evet arkadaşlar, ikinci bir dilimi kesiyoruz. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Bunu yapın. Evet. Bizim bugün yapacağımız pastamız bu. Hadi tarife geçelim şimdi. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerin olsun inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bizler bugün pasta yapıyoruz. Biraz değişik bir pasta olacak. Ama çok güzel bir pasta. Şöyle ağızda dağılan güzel bir pasta. Şimdi 3 yumurtanın sarısını kattık. Ama yumurtanız büyükse eğer 2 yumurta. Küçükse 3 yumurta. Ve yarım su bardağından bir su bardağından 2 parmak aşağıya, 3 parmak aşağıya şeker olacak. Çırpacağız. Şimdi bunu elimizde bunu iyice karıştıracağız. Şekeri öğretiyor. Gördüğünüz şeker eriyinceye kadar bunu da bu şekilde karıştıracağız. Rengi değişti. Değişecekler. Gördüğünüz gibi ince erimesi gerekiyor. Evet, çok güzel oldu şimdi. Evet arkadaşlar, bir limon kabuğunun rendesini katacağız. Evet, bir limon kabuğunu iyice rendeledik. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 80 gram yani bir su bardağından 2 parmak eksik tereyağı, eritilmiş tereyağı. İyice karıştırmamız lazım bunu ki güzel olsun diye sonuç. Eminim hepiniz çok beğeneceksiniz. Yaparsanız memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar, ununu katıyoruz. 2 su bardağı var burada ama ununu ölçülü gidiyoruz. Yavaş yavaş. Arkadaşlar, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu katıyoruz. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar, buradan sonra elimizi alacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuz bu. İkiye bölüyoruz bunu. Birbirinden biraz büyük olacak. 2
parçaya böldük. Şöyle bir naylona koyup. Evet. Şimdi bunların küçük olan, büyük olanı dolaba, küçük olanı buzluğa koyacağız. Evet. Böyle bir dolaba atalım. Bir 15-20 dakika dolapta, diğer malzemeyi hazırlayıncaya kadar bunlar dolapta kalacak. Evet arkadaşlar, ikinci ara katı bu. 3 tane yumurtanın akını ayırmıştık. Onu şimdi mikserle iyice çırpacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köpük oldu. Şimdi yoğurt katacağız. 1 su bardağı dolusu, 400 gram yani yoğurt olacak. Ve bir de bu su bardağı dolu değildi. 2-3 parmak aşağıdaydı. Bunu tekrar çırpıyoruz. Tekrar çırpılacak mikserle. Evet arkadaşlar, şimdi 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker katıyoruz. Evet, şimdi şekeri de kattık. Tekrar çırpmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi 3 yemek kaşığı un katıyoruz. Evet arkadaşlar, biz bir kaşık daha un ekledik. Kıvamı, siz dediğim gibi kıvamı bu olacak. Siz yumurta beyazına bağlı, yoğurda bağlı olarak eğer şey olursa, hani kıvamını bu, ona göre ununu eklersiniz. Evet arkadaşlar, yağlı kağıdın o büyük ayırdığımız parçayı yağlı kağıdın arasına koyduk. Şöyle bir merdane ile açıyoruz. Şöyle açtık. Şimdi tepsiye yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şimdi ara katını döktük. Biz tepsiyi söylemiştim, yağladık, unladık. Kelepçesi olanlar da aynı şeyi yapabilir. Yani yağlayıp unlanacak, fark eden bir şey yok. Kalıbımızı yağlayacağız, unlayacağız ve bunu yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar, derin dondurucuya attığımız bir parçamız vardı, hamurumuz. Bunu da şöyle her tarafına rende yapacağız. Eşit miktarda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi bu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza vereceğiz. Yarım saat orada pişecek. Evet arkadaşlar, fırından çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bunun soğuması lazım. Tepsiden çıkarmak için. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum, beğeni atar mısınız? Bir de mümkünse şu sağ taraftaki bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Yeni paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. Hani abonelik ücretsiz. Bunu genelde soruyorlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah her şeyi gönlünüze versin. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, üzerine hafif pudra şekeri gezdiriyoruz. Arkadaşlar, malzeme listelerini açıklama kısmına yazacağım ben. Biz yarım saat
180 derecede dedim ben. Ama her fırında farklı olabilir. Siz onu kendiniz dikkatli gözlemleyerek yaparsanız iyi olur. Evet. Evet arkadaşlar. İşte bu. Şahane görüntü. Şöyle yakından da gösteriyorum. Çok güzel oldu. Şimdiden yapacak olan ve yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz inşallah. Afiyet olsun.